Evet, İngiltere Kafası Fethiye yolunda Salda Gölü'ndeyiz. Bu güzel kirli toprağın ve güzel manzaranın ve gölün tadını çıkarmak için buradayız. Şimdi bir suya girip çıkacağım, sonra Fethiye'ye devam edeceğiz. İnşallah bu güzel cenneti, dünya cennetini korumayı başarırız. Görüşmek üzere. İngilizce Kafası olarak yeni videomuzda Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Saldağ Gölü Tabiat Parkı'ndayız. Fethiye yolunda bu güzel cennetimizi görmeden geçemedik. Burası oluşumu itibariyle doğal bir göl. Biraz önce yüzdüm de biraz. Gayet eğlenceli ve doğal bir yer. Tabii son zamanlarda popüler olmasıyla biraz aslında benim çok da hoşuma gitmeyen bir durum. Çünkü bu şekilde doğal bir cennetin fazla popüler olması maalesef ülkemizde iyi sonuçlara yol açmıyor. Yani umarım diyorum ama yani görünürde bu güzel cennetin bazı insanların iştahını kabartması muhtemel. Dolayısıyla biz çevre dostlarının bu saklı cenneti, artık saklı olmayan cenneti korumak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi çevrede ev olarak, yapılaşma olarak sadece birazdan göstereceğim. Yani şu doğal dağlar ve tepeler dışında karşı uzak sol kuzey batı kesiminde bir yani köy bölgesi. Önceden beri burada olan bir bölge mevcut. Şimdi göle gelecek olursak gölün beyaz gibi görünen ilk kısmı tabanında bulunan kilden dolayı bu renkte görünüyor. İlerler biraz daha derin olduğundan dolayı artık bu renk maviye çalıyor. Biraz önce yüzdüm. Belki videonun diğer kısmında da ekleyeceğim. Burası gayet sağlıklı bir tabiat olarak sağlıklı bir bölge. Turistlerin, yerli yabancı ilgisini çeken fotoğrafçıların ve benim gibi YouTuberların ilgisini çeken bir bölge. Ulaşımıyla alakalı videonun diğer kısmında bilgi vereceğim. Birkaç videoyu birleştirip bu tanıtımı oluşturuyorum. Ben şu an sadece bu çevrenin ilerleyen yıllarda gelir miyiz gelmez miyiz bilmiyorum ama bir kanıt olarak kalması için bu videoyu çekme teşebbüsünde bulundum. Yani gördüğünüz gibi çevrede küçük bir işletme dışında hiçbir ticari bir kuruluş söz konusu değil. Umarım bu gördüğümüz tepeler çeşitli ticari otellerle ve benzeri, tabii ki doğayı koruyarak belli başlı şeyler yapılabilir ama göründüğü kadarıyla bu ağaçların yok olmamasına, tam tersine çoğalması burayı daha da güzelleştirir. Şu sol taraftaki ağaçlık alan neden şu karşılarda ve diğer taraflara daha fazla olmasın? Bu sebeple bu videoyu göstermek istedim. Tabii burada herkes fotoğraf çektiriyor. Herkes bu ön kısımdan ibaret görüyor fotoğraflarda, sosyal medyada burayı. Ama gördüğünüz gibi burası geniş bir alan arka tarafında. Tabi bilmiyorum, kış ve yağmurun bol olduğu dönemlerde bu beyazlık alanda yine suyla kaplanıyor mu? O kadarını. Tabi ilk defa geldiğimiz için ve bizi herhangi bir rehberle de burada buluşmadığımız için bilemiyorum. Ama zannedersem biraz daha genişliyor gibi görünüyor. Evet, şimdilik İngilizce Kafası'ndan Salda Gölü'nden bu kadar. Elimden geldiğince biraz daha yavaş çekerek bu güzel alanı, bu güzel tabiat parkını sizlere göstermek istedim. Umarım herkesin buraya en az bir kez gelme şansı olur ve bu güzel cenneti teneffüs etme şansı olur diyorum. Herkese İngilizce Kafası'ndan iyi günler diliyorum. Dakikayı görebiliyorsun değil mi? 3-4 dakika olsun. Hazır ettim.
bilgilendirmedi. Salda Gölü ne zaman oluşmuştur? Yer kabuğunun biçim değiştirmesi sonucunda Pleistosen döneminde, yani yaklaşık 2,5 milyon yıl önce tektonik kökenli bir göl, yaklaşık olarak 6 kilometre eninde 9 kilometre uzunluğunda bir çukurun üzerinde oluşmuş, kapalı bir havza içerisinde yer alan, yer kabuğunun biçim değiştirmesi sonucunda ortaya çıkan tektonik oluşumlu derin bir göl. Kapalı havza olmasından dolayı göl sularının dışarı çıkışı yok. Ne kadar derin? 184 metre derinliğiyle Van Gölü ve Hazar Gölü'nden sonra Türkiye'nin en derin 3. gölü. Göl suları neden bu kadar mavi? Göl turkuaz rengini göl tabanı oluşturan stromatolit adı verilen ve oluşum hala devam eden bakteriyel kökenli beyaz kayışlardan alıyor. Bölgede yapılan çalışmalar Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan dünyadaki iki bölgeden biri olduğunu gösteriyor. Neden beyaz renkli kumsallar? Gölü tatlı su dolusu olması özelliğinden dolayı bol miktarda magnezyum içeriyor. Bu magnezyum göldeki bakteriler tarafından tüketiliyor ve beyaz renkli hidromanyetiz mineraline dönüşüyor. Evet, çevresinde hangi endemik bitkiler var ve dünyada sadece Salda Gölü'nde yaşayan bir balık gölde Burdur endemiği ot balığı ile Salda Gölü'ne endemik Salda yosun balığı yaşıyor. Şurada genel bir görüntüsü. Yeşil Hava, yamaç paraşütü yapılıyor. Halk plajı var, kayak merkezi var, tabiat parkı var, arkeoloji müzesi var, Kebiya, Beyaz Adalar, Doğan Baba plajı. Yani biz çok küçük bir kısmını gezdik tabii ki. Daha genel. Burada da Burdur'un diğer tarihi ve turistik müzeleri ne görebiliyoruz. Doğa Tarihi Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, İnsuyu Mağarası, Mısırlılar Evi, Baki Bey Konağı, Kibira Antik Kenti, Sagalassos Antik Kenti, Burdur'un diğer tarihi ve turistik yerleri. Evet, bu videomuzda yine Salda Gölü videosu içerisinde yer alacak.